destek ihtiyacı olan birine el vermek, hayallerini gerçekleştirebilmesi için güç vermek, onu dinlemek, ona yol göstermek, yön vermek, şans vermek, cesaret vermek. Bazen sadece omuzuna dokunarak, bazen sarılarak, bazen de gözlerinin içine bakarak, sana inanıyorum diyerek. Evet, destek birine inanmak, başarabileceğine inanmak, pes etmeyeceğine inanmak, ona enerji vermek, onun için dua etmek, rüzgarı olmak, ışığı olmak, morali olmak. Bazen de düştüğü yerden kalkmasına yardımcı olmak. Hayatta küçük büyük çukurlara düşüyoruz. Hepimizin birbirine ihtiyacı var. Hepimizin her an desteğe ihtiyacı var. Bana destek veren o kadar çok ki, lisede bir hocam beni tanımlayan sıfatın merak olduğunu söylemişti. Çünkü her şeyi merak eden ve sürekli soru soran bir çocuktum. O bunun iyi bir şey olduğunu ve hayat boyu bu özelliğimi kaybetmemem gerektiğini söyledi. Belki de onun sayesinde gazeteci oldum. Gazeteciliğin temeli merak. Yani bu özelliğimi yerin dibine soksaydı, bana destek yerine köstek olsaydı asla gazeteci olmayacaktım. 18 yaşında Ercan Arıklı beni Nokta Dergisi'ne işe aldı. Bana şans verdi. 19 yaşında trenle Brüksel'e Mehmet Ali Birand'ın yanına gittim. O bana bir şey çok istiyorsan olur dedi. Bana hayallerimin peşinden koşmam için güç verdi. Ertuğrul Özkök 25 yaşında bana köşe verdi. Bana inandı. Tüm bunlar beni ben yapan destekler. Ben de deli gibi çalıştım tabii. Bu destekleri boşa çıkarmamaya uğraştım. Ben de destek olmuşumdur pek çok insana. Hikayelerini anlatarak, uğradıkları haksızlıkları yazarak, haklarını savunmaya çalışmalarına yardımcı olarak, seslerini duyurarak. Destek tuhaf bir şey, böyle çift taraflı bir mekanizma. Destek verdiğini düşündüğün kişi bazen senin en çok destek aldığın kişi oluyor. Son 1,5 yıldır iyilik kolyeleri yapıyorum ve bir iyilik hareketine dönüştü. 78 kurumla çalıştık, 54 sivil toplum örgütüne kaynak yarattım. Aslında başlangıç hikayesi bir destek öyküsü. Ne yapacağımı bilmediğim 50 tane kolye yapmıştım. Sosyal medyada, Instagram'da fotoğraflarını paylaşıyordum. Kurumsal bir şirket onları benden alıp kendi çalışanlarına, kadın çalışanlarına hediye etmek istedi. Ama ben kolyeci değilim, tasarımcı da değilim. Kolye satıp gelir elde etmek gibi bir niyetim yoktu, hala yok. Ama o sırada şahane bir anne olan Marie Kasparyan, otizmli çocuğunun eğitim masrafını karşılayamıyordu, ödeyemiyordu. Ben de o kuruma dedim ki, bu kolyeleri alın ama Marie'ye destek olun, Arda'ya destek olun. Gerçekten de öyle yaptılar. Aslında ben Marie'ye destek olduğumu zannederken sonuçta Marie bana destek oldu. Bu iyilik hareketinin doğmasına sebep oldu. Ve iyilik halka halka yayıldı. Destek devam etme gücü verir. Hayatı anlamlı ve yaşanılır kılar. Biz yapan şey destek. Destek hayat değiştirir. Türkiye'yi daha sağlıklı yarınlara taşımak için geleceğin sağlık çalışanlarının eğitimine destek verelim.